Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, değerli katılımcılar, sevgili misafirler. Manisa ilimizde ilk defa düzenlenen ve ilk olan sürü yönetimi kursun açılmasına vesile olan ve bu konuda katılımları olan katmada yönetim bütün herkese, bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve kahvaltımıza katıldığınız için herkese teşekkürler ediyorum. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim Yayınlar Daire Başkanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında imzalanan dezavantajlı gruplara yönelik olarak sürü yönetimi elemanı benim proje kapsamında Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğümüze o 50 kursiyer için 75 bin TL ödenek gönderilmiştir. Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü Yunus Emre İlçe Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan 20.02.2015 tarihli protokolda özel politika ve uygulama geliştirmesine ilişkin genelge doğrultusunda sürü yönetimi mesleğinde kursun açılmasına kararlaştırılmıştır. Kursun teorik bölümü Yunus Emre İlçe Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda, yani burada, uygulama eğitimi ise Dül Gerçekliği Halıtlı Mahallesi'nde yapılacaktır. Birinci grup 20 kursiyer olup toplam 50 kursiyer olarak planlanmıştır. Eğitimin toplam süresi 15 gün ve 120 saattir. Birinci grup 09.03.2015 tarihinde, yani bugün başlayıp 27.03.2015 tarihinde, 2015 tarihinde sona erecektir. Kursiyerlerin zaruri giderleri ve genel sağlık sigorta primleri Çalışma İş Kurum İl Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir. Bir kursiyere 25 TL olmak üzere toplam birinci bölüm için 7500 lira ve sigorta primi de 2063 lira olmak üzere toplam 10.000 TL harcama yapılacaktır. Bu kursunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı'nca onayla sertifika verilecektir. İkinci grup Kasım ayında başlanması planlanmaktadır. Amaç, ziraat ve hayvancılık alanında bulunan aile, kadın ve genç kursiyerlere eğitilerek bilinçlendirilmesi ve meslek edinmelerine yardımcı olmaktır. Bu amaçla büyük ve küçük baş hayvancılık sektöründe yapılacak çoban eğitimleri ve kırsalda yaşayan işsiz gençleri için yeni bir iş kapısı açmak ve bir meslek edinmeleri için ilimizde ilk defa böyle bir kurs hedeflenmiştir. Bu kursun ilimize ve kurslarımıza hayırlı olmasını, kurslarımıza katılmanın teşvikten dolayı teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Valim, Kaymakamımız, ilim amirlerimiz, çalışma arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli başkanları ve temsilcileri, sevgili kursiyerlerimiz ve basınımızın güzide temsilcileri, Sürü Yönetimi Benim projesi kapsamında İl Müdürlüğümüz, İşkur Müdürlüğü ve Yunus Emre İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ve Halk Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen Sürü Yönetim Eğitici Benim kursiyerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sürü Yöneticisi Yönetimi Elemanı Projesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile İşkur ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen bir protokol çerçevesinde il müdürlüklerinde yapılmaya başlanmıştır. Bu yapılan protokol çerçevesinde İşkur'un aktif iş gücü piyasası programları işbirliği protokolü çerçevesinde de il müdürlüğümüzde bu kursla birlikte yürürlüğe girmiştir. Bu kursta demin il müdürlüğümüz dediği gibi 25 adet kursiyerimiz 15 gün süreyle ve 120 saat ders alarak küçükbaş hayvancılığın yetiştiriciliği, bakım beslemesi ve yaşam
ortamına dair ve çoğaltılmaları ve üremelerinde ve hastalıklarda mücadele konularında eğitim göreceklerdir. Biz il müdürlüğü olarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak da elimizde hayvancılığın gelişmesi için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Çünkü biz küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerine, kanatlı hayvanlara elimizde çok önem vermekteyiz. İlimizde özellikle kanatlı hayvan yetiştiriciliği Türkiye'de en önde sıralardan bir tanesidir. Çünkü ilimiz hindi yetiştiriciliğinde Türkiye'de birinci sırada, yumurta üretiminde ikinci sırada, beyaz et üretiminde ise üçüncü sırada bulunmaktadır. Bu da ilimizin nedenli bir öneme sahip olduğu ortadadır. Bunun için de biz hem hayvan yetiştiriciliğine, hem hayvan desteklemelerine, hem de hayvanların yetişmesi için gereken yem bitkileri ve diğer projelere ağırlıklı olarak öncelik tanımaktayız. Bu konudan birkaç tane örnek verirsek, ilimizde küçükbaş hayvan sayımız hem keçi hem de koyun olarak yaklaşık 900 binin üzerindedir ki biz buna 2014 yılı içerisinde yaklaşık 473.476 hayvana yaklaşık 9.470.000 TL'lik bir sadece anaç koyun keçi desteği ödemesi yaptık. Bunun yanında hem küçükbaşlarda keçi sütlerine ve koyun sütlerine de desteklemelerimiz devam etmektedir ki bunun için de vermiş olduğumuz toplam destek miktarı ise sadece bu konuda 1.046.000 TL civarındadır ki bu da toplam süt üretimimizin yanında önemli bir değere sahiptir. Çünkü geçen yıl 3 dönem olarak vermiş olduğumuz süt desteği primi miktarı yaklaşık 11 milyon TL civarındadır. Bunun yanında küçükbaş hayvan yetiştirmede biz halk elinde ıslah projesi uygulamaktayız ki bu projemiz anaç koyunlarda halkımızın elinde olan koyunlarının ırklarını saf hale getirmek için halkımıza destek vererek onların ırklarını saf hale getirmek için çalışmalar yapmaktayız ki bu konuda 40 ailemize ve 6000 anaç koyunumuza, bunların yavrular kuzularıyla beraber de yaklaşık 9000 küsur hayvanımıza da yine her yıl desteklemelerimiz devam etmektedir. Diğer bir konuda ise aşılamalarımız devam etmektedir. Geçen yıl şap aşısı hariç toplamda 630.000 küçükbaş hayvanlarımıza biz aşılama yaptık. Bu diğer bir taraftan da ise bu hayvanların yetişmesi için biz yine de çayır meralarımızı ıslah ettiriyoruz. Bunun için de uygun olan çayır meralarımızı vatandaşlarımıza ıslah amaçlı olarak kiraya vermekteyiz ki bu miktar yaklaşık olarak 20 bin dekar arazide şu anda ıslah çalışmalarımız devam etmektedir. Yem bitkileri desteklerimiz var hakeza ki hayvanların en önemli girdisi olan ve beslenmelerinin %70'ini kaba yem oluşturduğu için yem bitkileri üretimine de önemlilikle ağırlık veriyoruz. Bunun için hem tek yıllık hem çok yıllık çayır meralarımıza yaklaşık olarak 2014 yılı içerisinde 147 bin dekar alandaki desteklememiz yaklaşık 8 milyon 76 bin TL civarındadır. Tüm bunlar bizim hayvancılığımızın gelişmesi için yapmış olduğumuz desteklemelerden bir miktardır ki biz toplamda hayvancılığa yapmış olduğumuz geçen yıl çünkü bir kısmı desteklemelerimizin başvuruları devam etmekte. Yaklaşık olarak 45 milyon TL sadece hayvancılığa vermiş olduğumuz desteklemelerdir. Biz bu konuda çiftçilerimizi bizleri devamlı takip etmeleri ve yapmış olduğumuz SMS yoluyla bilgilendirmelerle beraber bizleri takip etmelerini istiyoruz. Çünkü bu verdiğimiz kısa ve öz bilgilerle üreticilerimizin ne yapmaları gerektiklerini kendilerine iletiyoruz. Bu konuda özellikle afet ve acil afet durumlarında mutlaka tarım sigortalarıyla, tarım kanunuyla beraber hayvanlarını sigorta ettirmelerini istiyoruz. Çünkü herhangi bir afet durumunda sadece yararlanacağı konu bu tarım sigortaları oluyor. Bunun için ben şimdi sözümüzü fazla uzatmadan kursiyerlerimizin hayvanlarını daha geliştirmesi, daha iyi bakmaları, daha iyi beslemeleri için vereceğimiz bu kurs hem ilimize, ilçemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri, çok kıymetli, gerçekten çok kıymetli kursiyerlerimiz. Neden çok kıymetli? Ben çok yerde böyle bir kursu açma hevesinde olduğum olanları gördüm ama
ilk defa böyle bir kursu başaranı görüyorum. Çünkü her yerde gerçekten sürü yöneticisine çok fazla ihtiyaç var. Çok mu zahmetli bir iş bu iş ki müşteri bulamıyoruz? Ne diyorsun? Çok zor bir şey mi bu sürüyü yönetmek? Ne bileyim, zor olmalı. Daha doğrusu zorluğundan çok başka bir hayat standardı istiyor. Yani sürü yöneticisinin sorumlu olduğu sürü 24 saat 7 gün canlı, ihtiyaçları ara vermeyen, tatili olmayan bir iş. Dolayısıyla gerçekten kendine göre zorlukları olan bir iş. Biz buna eskiden çobanlık diyorduk. Şimdi gerçi çoban herhalde sadece sürüyü kırda gezdiren adam oluyor. Sürünün her türlü ihtiyacını düşünen, gözeten de sürü yöneticisi oluyor. Biz çeşitli yönleriyle bu arkadaşlarımıza bu konuda, gerçi kendileri alaylı olarak bu işi yapıyorlar. Yani belli bir bilgi becerileri var. Ama işin bir de bilimsel yönü var. Eskiden insanlar bir doğal bilgelik taşıyorlardı. Bu nesilden nesile intikal ediyordu. Ve hayatlarını o şekilde yönetiyorlar, sorunlarını o şekilde çözüyorlardı. Giderek bilim dünyasında gelişmeler bu doğal bilgelik dediğimiz unsurları tespit edip bir araya getirerek kitaplar yazdılar, işi bilimsel faaliyete konu ettiler, deneme yanılmalar girdi işin içine, incelemeler girdi ve herkes tarafından kabul edilen bilimsel genel geçer doğrular ortaya çıktı. Ve biz de bunları okullarımızda, kurslarımızda öğretmeye çalışıyoruz. Bu olmayınca olmuyor. Zaten o eski bilgeliği de yeni nesillere başarıyla aktarabilmiş değiliz. Eski ustaların ustalıklarına baktığımızda yeni ustalarımız onları bilmiyorlar. Şurada Aygay Antik Kenti'nde 2500 yıllık bir duvar var. 2500 yıl aşağı yukarı 10 metre yüksekliğinde arada hiçbir bağlantı elemanı olmadan, yani demiri, kurşunu, çimentosu olmadan taşları birbiri üzerine koyarak bir duvar öreceksiniz. Ve bu duvar 9-10 metre yüksekliğinde olacak. Ve bu duvar 2500 yıl yaşayacak. 2500 yıl. Biz ne diyoruz? Bina 30'da gelince bina eski bir yıkalım, yenisini yapalım diyoruz. Gidin görün orada işte 2500 yıl yaşamaktan öte bir sürü iş var. Demek ki işin tekniği her zaman geçerli olmuş. Biz de burada çok değerli sürü yöneticisi arkadaşlarımıza mesleklerinin bir de bu tarafını göstermeye çalışacağız. Burada nasıl gözüküyor? Bir de ona bakalım. Bir de eski mesela geçen bir sahne çiftliğine gitmiştik. Oradaki hayvanların merada gezme ihtiyaçları yok. Ya da yok edilmiş. Gene ben o şekilde İstanbul'da bir koyun çiftliği görmüştüm. Gölgelikler yapılmış, 3-5 bin hayvan merada gezmiyor. Ve orada sadece kapalı çiftlikte besicilik yapıyorlardı. Memnunlardı sonuçlarına. Yani yeni teknikler var arkadaşlar, yeni gelişmeler var. Merayı nasıl kullanacağımız, hangi mevsimde merayı çıkaracağımız, hangi otlar hayvana ne fayda getirir? Hayvanın çıkışı, girişi, işte yağmurda nasıl davranacaksın, güneşte nasıl davranacaksın, bunu mutlaka siz de biliyorsunuz ama şimdi bir de bu taraftan gösterilmesine fayda var. Ayrıca Türkiye'nin çok önemli miktarda bir artık küçükbaş hayvancılığı bir boşladık. Ciddi bir küçükbaş hayvan yetiştirme kapasitemiz var.
bu kapasiteyi devreye almakta en büyük sıkıntımız sürü yöneticisi bulamıyoruz. Her yerde aynı sıkıntı var. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Yani şurada bu başarılan işi ben onun için kendimle kalktım geldim. Önemsiyoruz. İnşallah sizler bu konuda önce olursunuz. Çobanlık deyip geçmemek gerekir. Çobanlık gerçekten kutlu bir iştir, kutsal bir iş. Hatta derler ki çobanlık peygamber mesleğidir. Öyledir. Ben kendim de çocukluğumda epey bir bu işle meşgul olmuşluğum vardır. Yani o hayvanların peşinde okuduğum kitapların tadı bir başkaydı. O doğayı gözleme fırsatınız başka bir dünya. O hayvanları yönetmeniz yani orada bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Hayvan sabah çıkacak, meraya gidecek, giderken başına bir iş gelmeyecek, karnını doyuracak, suyunu içecek, akşam da sağ salim yerine dönecek. Bütün bu işlerin bir yönetim becerisi gerekiyor bu işi başarmak için. Asla hafife almaya gelmeyen bir iş. Evet, ben kuruluşlarımız bu işe emek vermişler. Tarım Müdürlüğümüz, İş Kurum Müdürlüğümüz, başka kim var bilmiyorum. Halk Eğitim Merkezimiz, Ziraat Odaları Birliği, protokolümüzü almışlar. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlere başarılar diliyoruz. Her iş kutsaldır. Her iş. Ayıplanacak olan bir iş var. Ne biliyor musunuz? Ama bu işte yapılır mı denecek bir tane iş var. O da tembelliktir. Her iş, ne iş yaparsanız yapın. İşi düzgün yaparsanız, işi dikkatli yaparsanız, ter akarsa o iş de kutsaldır. Orada kazanılan ücret de, bedel de kutsaldır. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyoruz. Başarı diliyoruz. Kolay gelsin. Proje ortaklarımız, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü. Projenin amacı, uygulanacak projede gelen amaç, sürü yönetimi elemanı veya sürü yönetimi elemanı olmaya aday kişilere koyun alanı, keçi barınağı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanların besleme ve bakımını yapabilme, çoğaltabilme, bulaşıcı hastalıklara karşı koyabilme ve mücadele edebilme, biyo güvenlik uygulamalarına hakim olmak, sağım yapabilme yeteneği kazandırmaktır. Hayvanlığını cazibe edilmesine karine getirmek ve bu sayede kırsal alanda vasıflı ve kayıtlı yeni bir istihdam ortamı oluşturmak. Sürü yöneticisinin teknik ve uygulama kapasitelerini geliştirmek. Meraların bilinçli kullanılması ve korumasına doğrudan katkı sağlamak. Küçük merkezimizle ortaklaşarak bu kursu düzenlemiş bulunuyoruz. Bugün itibariyle 9 Mart 2015 tarihinde başlamış olduk. 27 Mart 2015 tarihine kadar kurs süresi olarak 25 kurs yerimize kurs vereceğiz. Eğitmenleri size ilk başta arz ettiğim üzere ilçe müdürlüğümüzde görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim.